Yeşiltepe kavşağındayız ve Hünerli Aşçı'dayız. Edirne'nin ciğeri olur da Sakarya'nın ciğeri olmaz mı? İnanılmaz lezzetli bir Sakarya'ya has özgü bir artık ciğerimiz var. Ve bu ciğeri yapan, o damak tadını yakalayan değerli kardeşimizle birlikteyiz. Hünerli Aşçı'nın değerli sahibi kardeşimle birlikteyiz. Öncelikle seni tanıyalım sevgili üstad. Evet, ben sizlere ve ekranları başındaki değerli izleyenlere bir hoş geldiniz diyorum öncelikle. Eyvallah. Ben Sefa Güray Hünerli. Sakarya doğumluyum. Sakarya'nın evladıyım. Sakarya için elimizden gelen ne varsa esnaflık adına yapmaya çalışıyoruz. Burada kutsal bir iş yaptığımıza inanıyoruz ve bunu vazife bilerek burada hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet, tabii siz daha önceden karşı tarafta, doğru, 4 yıl sanayinde esnaflık yapıyordunuz. Evet. Bir gün durup dururken birden bir hayali gerçekleştirmeye. Bu hikayesini ben biraz biliyorum ama ben bizi izleyen izleyicilerimizin sizin ağzınızdan duymasını yeğliyorum. Evet. Hikayemiz biraz uzun ama özetleyelim. Yani bir esnaf lokantası olarak başladık bu işe. Derken bir gün hayallerle her şey başlar diyerekten ciğer doğrarken böyle bir şey geldi aklıma. Biftek gibi, hani Edirne'nin ciğeri var da bizim niye olmasın? Bir farklı bir ürünümüz olsun. İnsanlar bunu bilerek, severek tüketsin diyerekten böyle bir ürün çıkardım. Yani bir kiloyla başladık. Günde bir kiloyla. Bugün tonlara kadar çıktık. Maşallah. Tabii bize özgü bir şeyin olması, yani Sakarya'ya özgü bir şeyin olması bizi çok mutlu ediyor. Yani müşterilerimiz de çok mutlu ediyor. Misafirlerimiz de bundan çok memnunlar. Hani bize özgü bir şey oldu. Misafirlerimiz bazen gelip bizden Edirne ciğeri istiyorlar. Edirne ciğerinin Edirne'de olduğunu söylüyoruz yani. Biz Sakarya'dayız. Sakarya'nın evladı olduğumuza göre biz bu ciğeri Sakarya'ya mal ettik. Hani bu ciğeri Edirne'de bulmaları imkansız. Ve Türkiye'nin hiçbir yerinde de bu ciğerin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü baharat grubuyla yani doğranma açısından belki taklit olabilir ama yapılışı, şoklanması ve baharat grubuyla lezzetlenmesi, aromalanması, bunu biz tamamen kimseden öğrendiğimiz bir şey değil, tamamen kendimize özgü bir şey yani. Evet, tabii normalde böyle büyük markalar hiçbir zaman için formüllerini açıklamazlar ama ben sadece işim gereği sorayım. Muhtemelen cevabı alamayacağız ama formülü nedir hocam? Bu nasıl bir karışım oluşturdunuz? Bu lezzeti nasıl yakaladınız? Şimdi karışımı nasıl oluşturduk diye sorarsanız inanın onu ben de bilmiyorum. Şimdi neyden ne kadar koydunuz, hangi baharattan ne kadar koydunuz derseniz ben onu bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? El ayarıyla ve tamamen kokuya yönelik, yani koklayarak, hani o aradığım kokuyu bulana kadar ayarlarıyla oynuyorum ben onu. Her seferinde bu böyle oluyor yani. Allah. Hani bundan fazla kilolarca yapayım, kenara koyayım falan öyle bir şeyimiz de yok. Her seferinde, her defasında bunu tamamen koklayarak, o kokuyu yakalayarak bunu yapıyoruz yani. Evet, bir de işletmenizin önemli özelliklerinden bir tanesi, normalde herhangi bir ciğeri 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo yapıp kenarda yapmıyorsunuz. Tabii. Tamamıyla tüketici geldiğinde tabii, siparişe göre hemen sıcağı sıcağını yapıyorsunuz. Hı-hı. Siparişle, hatta bazı misafirlerimiz gelip tezgahımıza bakıp "aa, ciğer bitmiş" diyerek üzülenler de oluyor. Biz ciğerimizi tezgahımızda değil, siparişe dayalı olduğunu onlara izah ediyoruz. Hani siparişle yapıldığı zaman tabii yumuşaklığı, o sıcaklığı başka türlü yakalamamız imkansız olur yani. Evet. Peki son olarak bizi izleyen değerli izleyicilerimize söylemek istediğiniz, ciğerimizle alakalı ne var? Yani bu tattan, bu lezzetten mahrum kalmamalarını tavsiye ediyorum. Yani biz burada gerçekten hani ticarete dayalı değil, insanların memnuniyetine dayalı bir iş yapıyoruz. Ve yiyenlerin, bu ürünümüzü tadanların gerçekten memnun olduğunu gözlerindeki ışıktan görebiliyoruz yani. Evet. Özellikle ben şunun altını çizerek söylemek istiyorum, ifade etmek istiyorum. Biz bu mekanı yaklaşık 3,5 ay önce duyduk, 4 ay önce duyduk. Özellikle Şaban abim Azerbaycan'dayken orada buranın, Sakarya'nın ve sizin bu bahsetmiş olduğunuz, anlattığınız muhteşem yemeği tarif etmişler, anlatmışlar. Ve Şaban abi o günden günümüze kadar biraz iş yoğunluğundan bugüne sarktı ama sizi gönülden kutluyoruz bir Sakaryalı olarak. Allah razı olsun. Elimizden gelen, biz de Sakarya'lı olarak desteğimiz ne varsa göstermeye hazırız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.
Bu kapının herkese açık olduğunu buradan ekranları başındaki değerli izleyenlere de söylüyorum. Biz Sakarya'nın evladıyız ve herkese kapımız açık, herkesi bekliyoruz. Yani. Eyvallah.